Fruktoz asla ve asla tehlikeli bir şey değil. Doğal bir meyvenin içindeki şeker yani fruktoz. Bak, glukozdan bahsetmiyorum. Glukoz da var, fruktoz da var. Glukoz başka bir şey. Evet, yani bir dengededir bu ve serbest halde değildir. Bugün Mısır'dan üretilen bu nişasta bazlı şeker diyorlar ya o fruktoz. Serbest haldeki bir fruktozdur. O şekeri kimse alıp evinde ne tatlı yapar, ne kek yapar, ne pasta yapar. Bunu kimler kullanıyor? Pastacılar kullanıyor. Çikolatacılar kullanıyor. Asitli içeceklerin içinde hep bu şu, çünkü ucuz. Paketlenmiş e, her türlü Tabii, bisküvi, kurabiye, ye, gibi. Işte kekler. Yazıyor kekler, zaten üstünde. Hepsinin içinde bu var Yazıyor. ve serbest haldeki fruktozdur. Şimdi öğrencilerime ben anlatırken bu fruktozla glikozu şuna özellikle dikkat ederim. Bakın fruktoz beşgen yapılıdır. Glukoz ise altıgendir. Teşekkür ederim Serpil kızım. Ha. Bunu bir yara gösterirsin evet. Hüseyin. Evet hocam. Şimdi ...sorarım... ...kaç karbonlu derim fruktoz... ...beş, beşgen ya... ...hocam der beş karbon var... E, ...glukoz e, altıgen... ...her köşesine birer... E, ...karbonu... ...işte... Hmm, ...yok diyorum dikkat et... ...biri pentamer, beşli, beşgen... ...obürü hegzagonal... ...hegzamer bir yapıya sahip... ...altı karbonlu... ...o beşli değil... Fruktoz dediğin o da altılı. Yani fruktozla glikozda karbon sayıları birbirine eşittir. İzomer. Ancak reaksiyona girecekleri zaman glukoz aldehit'tir. Fruktoz ise ketondur. Direkt beyine gidiyor. Ve karaciğerde de hepatosteatozu tetikliyor. Karaciğer yağlanması. Ya nüfus insanlarda ne kadar çok karaciğer yağlanması var. İşte tükettiğiniz bu yok mafinin içinde var bilmem pastaların içinde şurada burada. Bunlar... Soru önümde duruyor hocam ikinci derece karaciğer yağlanması. i̇şte bunlar, bu, bu, bundan uzak durun. Tekrar söylüyorum fruktoz meyvenin içerisindeki fruktoz asla ve asla zararlı değildir. Ama serbest fruktoz çok tehlikelidir. Bunu söylüyorum. Onun için... Meyve ben, yiyebilir miyiz gönül rahatlığıyla ama doğalını? Tabii doğalıdır. ki, tabii ki doğalını yiyeceksin. Ya ötekilerini yesen de sindiremiyorsun Hüseyin. Şişkinlik yapıyor. Bağırsaklarında emilmiyor bu. Hocam şimdi şöyle bir şey var tabii ki. Biraz bizlere de tüketicilere de görev düşüyor. Talep etmek gerekiyor bir. O dediğiniz yakışıklı şey sebze meyvelerden uzak durmak gerekiyor Hı -hı. ki talep edersek gelir. E, çok talep edilirse daha çok gelir, fiyatı düşer. Evet. Yani illa bol üreteceğiz organik hüseyin. İlla organik e, pazarına mı gidip almak gerekiyor? Hayır efendim, hayır ne alakası var ya? Hüseyin, hayır. Yani Çünkü bol... öyle bir öyle bir kanaat var. Doğalsa doğal eşittir organik, organik eşittir çarpı 2 ya da 3. Sen tohumunu sor. Tohumu onun ne? doğal mı değil? Daha ne? Ya. Yani şimdi burada şunu söylüyorum. Hatta bakın diyabet hastalarına dikkat edin. İdrarlarında keton kokar. Keton. Bu böyle bir şey. Yani e, fruktoz keton özelliğini saya e, sahiptir fonksiyonel olarak. Glukoz ise aldehit'tir. Şimdi neyse ben fazla burada şey yapmıyor. Mesela çocuklara kutuların içinde yakışıklı kutular aman efendim müslimidir nedir? Ya hepsinin içinde nişasta bazı şeker var. Mısır şurubundan yapıyorlar. Yapmayın, yedirmeyin çocuklarınıza. Bizim sağlıklı bir topluma ihtiyacımız var.